Serdar Ortaç aşka geldi, isyan etti. Karşımızda halen bekar olan 39 yaşında bir adam var. Allah kahretsin. Aykırı modacı Cemil İpekçi 62. yaşını göbekler atarak kutladı. Geceler, geceler diyoruz. Hafta boyunca yaşanan tüm gelişmeleri ayrıntılarıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Bitmiyor İstanbul'un eğlencesi. Hafta sonu cuma veya cumartesi. Akın akın akıyor ünlüsü artısı. Ya doğum günü ya da birinin partisi. Efendim, İstanbul gecelerine müzikle başlıyoruz ve sizleri Serdar Ortaç konserine götürüyoruz. Hadi çal giderken kapımı, nefes al. Harbiye Açık Hava Konseri'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Serdar Ortaç, o gece sanki aşka dair biraz buruktu. Canım annem karşımda, yani ortanca kardeşimin hanımı bile burada. Bir de karşımızda halen bekar olan 39 yaşında bir adam var. Allah kahretsin. Sahneden isyan eden beste fabrikatörü, konsere sevgilisi Akın Altan'la birlikte gelen Bengü'ye çok imrendiğini de itiraf ediyor. İnşallah Bengü'nün aşkı bulduğu gibi, ki Bengü de burada, ben de bir gün aşkı bulacağım. Serdar'ın bu sözlerinin üzerine annesi Nesrin Ortaç'a mikrofon uzatıyoruz. Anne Ortaç iki yanına iki gelinini almış, Serdar'ın Rus sevgilisi Elina ve oğlunun ilişkisiyle ilgili konuşuyor. Kızımız, onun arkadaşı, onun değer verdiği insan, benim de değer verdiğim insandır. Yanıma oturuyor. Yeah, he's the best Serdar. Everybody likes him and also me, I love him. Yabancı gelin sevgilisini öve öve bitiremedi. Hadi bakalım. Az önce Serdar'ın sahneden laf attığı Bengü Akın çiftinin yanında duraklayalım. Konumuz aşkı. Madem öyle, soralım müsamere kızı Bengü'ye. Evlilik ne zaman diye. Buradan söyleyeyim bunu. Herkes duysun, daha evlenmiyorum ben. Hani benim adıma böyle düğün tarihleri falan söyleniyor. İşte Eylül'de evleniyor deniliyor ama öyle bir şey yok. Nasıl olsun ne güzel aşktan bize, bize. Adımız bir arasında çıktı mı yüze. Bu akşam geçiyoruz bir başka habere. 50 çiftin evlendirildiği bir organizasyonda sahne alan şarkıcı Emrah, 8000 kişinin izlediği gecede dünden bugüne bütün şarkılarını seslendirdi. Çiftlerin bu mutlu gününde sahne alan müzmin bekar Emrah, kendisine gecenin anlam ve önemini belirten bir damat bohçası hediye edilince de annesine gönderme yapmadan duramıyor. Bohça tamam. Artık bir şey eksik. Şimdi biz eve gideceğiz. Annem diyecek ki, bak gördün mü, sen hala evlenmedin. Hani bir annenin en büyük dileği evladının gürbetini görmektir. Nasip kısmettir inşallah. Sevgilisi Sinem Ayşe ile birlikteliğini gizlemeyen ve evlilik yolunda ilerlediği iddia edilen Emrah'a, darısı senin de başına diyoruz. Cemil İpekçi'nin 62. yaş günü kutlamasına gidiyoruz. Yakın dostlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan aykırı modacının mutluluğu görülmeye değerdi. Gece boyunca göbekler atan İpekçi, ilerleyen saatlere doğru köpükten balonlar yapıp beyaz güvercinler uçurdu. Bugün, 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 bugün,
sayını paparazzi korkusu sardı. Ünlü sanatçı locadan dışarı adım atamadı. Bodrum sahillerinin vazgeçilmez ismi Ebru Şallı, turuncu bikinisiyle şovunu yaptı. Sen beni öldüreceksin mi, çıldıracağım mı canım? Bodrum güzelleri deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarttı. Bodrum, Bodrum. Kimi denizde, kimi güneşin altında sere serpe. Heyecanlı sezon başından bu yana iş başında. Aralıksız olarak Bodrum'daki her gelişmeyi getiriyor ekranlarınıza. İşte bu haftada sıcakların iyice bastırması magazin ünlüsü tüm hanımları deniz kenarına attı. İşte onlardan ilki ve Ebru Şallı. Turuncu bikinisiyle bronz tenine daha da bronzluk katan güzel Ebru tek başına dikkat çekiyor. Bir başka güzel hanımefendi Yasemin Koşalsa oğlu Kerem'le denizin tadını çıkartırken takılıyor kameramıza. Eski Türkiye güzellerimizden bir dönemlerin güzel mankeni Yasemin Hanım düzgün fiziğiyle dikkatlerden kaçmıyor. Bir numara bu kız bir numara, ne istersen var her şey onda. Bir numara bu kız bir numara. Ve bir başka hanımefendi de sıra. Sezonu Bodrum'da açan ve belli ki bu gidişle de kapatacak olan Ahu Aysal beyaz bikinisiyle tatiline devam ediyor. Cemiyetin ünlü hanımlarından Ece Şirin denizde. Ahu Tuğba ise arkadaş grubuyla tatil yaparken giriyor kadrajımıza. Aman efendim, kimleri görüyoruz kimleri? İnanılır gibi değil. Emel Sayın Bodrum'a gelir, üstüne bir de beach'te loca kiralar mıydı? O da oldu işte. Ah çapkınım haylazım. Ancak bir sorun var ortada. Basın mensuplarının odağında olan usta sanatçı paparazzilere frikik vermemek uğruna saatlerce kalkmadığı gibi yerinden denize de girmedi. Bu hayat benimdi, bu canım da benimdi. Ve onca güzel hanımın ardından bir beyefendiye rastlıyoruz. Hülya Avşar'ın eski erkek arkadaşı Saadettin Saran da Bodrum'a tatile gelmiş. Geçtiğimiz sene atletik vücuduyla hafızalarda kalan Saran bu kez jean ve tişörtüyle çıkıyordu karşımıza. Şefik Öztek ve Şebnem Özinal da kızları Ayşe ile birlikte yazı tüm hızıyla geçirmeye devam ediyorlar Bodrum'da. Ay maşallah, Ayşe ne kadar da tatlı olmuş öyle. Maşallah, Allah bahşetsin. Hava sıcak, güneş iyice çarptı ama akşamın karanlığı sonunda bastırdı. Ne mi var sırada? Tadına doyulmaz Bodrum geceleri ve muhteşem eğlenceleri. Mr. Model 2009 için geri sayım başladı. Heyecanlı yarışmacıların nabzını tuttu. Çeşme'de tatil tam gaz, eğlence dolu dizgin devam ediyor. And Mr. Model 2009 için geri sayım başladı. 13 Ağustos Perşembe akşamı Kanal 1 ekranlarında canlı yayınlanacak olan dünyanın en prestijli yarışması için nefesler tutuldu. I'm over here. Can hardly sleep.
çıkartan yarışmacıların keyfi neyse diyecek yoktu. İzmir'in sıcağında bunalan Miss and Mr. Model 2009 adayları havuzda serinlemeyi de ihmal etmediler. Perşembe akşamı Türkiye'nin en iyi modelinin seçileceği ve Kanal 1 ekranlarında saat 21.30'da canlı yayınlanacak olan Miss and Mr. Model 2009'un sunuculuğunu ekranların muzip çocuğu Taner Güngör ve heyecanlı programının güzeller güzeli sunucusu Fatoş Kabasakal üstlenecek. Adaylara başarılar diliyor. İzmir'den Alaçatı'ya uzanıyoruz. Efendim, rüzgarla dansa var mısınız? İşte Alaçatı ve sörf tutkunları. Kenan Doğulu sahnesine sıra geliyor. Ünlü popçu Çeşme'de yine muhteşem bir performans sergiliyor. Geçiyoruz genç oyuncu Yasemin Ergen'e ve sevgilisi İzzet Özilhan'a. Çift aileleriyle birlikte akşam yemeğinde. Ve son olarak Troya gösterisine götürüyoruz sizleri. Mustafa Erdoğan'ın annesi Süheyla Hanım ve babası Nazım Erdoğan da gösteriyi izleyenler arasında.